Allah Allah. Kim bu sabah sabah? Kim geldi acaba? Ablam. Ablam geldi. Eğer Sıla'ysa ben ona yapacağımı bilirim. Bütün kemiklerini kıracağım. Sıla nerede? Söyleyin çabuk, Sıla nerede? Oğlum bir dur, sakin ol. Kasabada bakmadık, yer bırakmadım. Sıla nerede? Nereye sakladınız onu? Ne yapıyorsun sen böyle ha? Ne yapıyorsun? Ev mi basıyorsun? Evet, evi basıyorum. Emanetimi istiyorum. 200 bin saydım eline. Sıla yoksa paramı geri ver. Çek be, çek. Ne bağırıyorsun? Ha? Ne bağırıyorsun? Ben sana Sıla yok mu dedim? Yarın gelin anan ne isteyin, söz keselim. Dün geldik de ne oldu? Tuvalette dediniz, kıvırdınız. Kız karşımıza bile çıkmadı. Yeter artık, o kadar salak değiliz. Oğlum bak, sen yanlış anladın. Neyi yanlış anladım, neyi? Artık yalan söyleme. Sıla o herifle kaçtı. Oğlum yok öyle bir şey. Neydi o herifin adı? Söyle. Sıla'nın sevgilisi değil mi o? Sevgilisi falan değil. Ya bırak. Parama da çöktünüz. Sıla'yı da gönderdiniz. Oğlum ya, biz senin parana konsak burada bekler miyiz? Biz de kaçarız. Senden her şeyi beklerim ben de. Bana bak. Sen o sevgilisi diyorsun ya. O babasının uzaktan akrabası. Bu işte bu evlilik olaylarından falan canı sıkıldı ya kızın. Aldı onu bir çıkardı böyle gezdiriyor. Sonra geri getirecek, Allah Allah. Bırak. Babal okuma bana. Duydum her şeyi dün. Bana bakın. Size akşama kadar mühlet. Akşama kadar ya paramı getirirsiniz ya da Sıla'yı. Anladınız mı? Bak bu sefer yalnız gelmem. Ne demek yalnız gelmem? Sen beni dövmeye mi geleceksin? Ya ayıp ya ayıp. Ben senin halanım be. Bırak. Geç bu akrabalık ayaklarını. Bak iş başka, akrabalık başka. Hem söz verdin. Sıla ile evleneceksin dedin. Hani nerede? Ya evlenecek oğlum, bir dur. Öyle bir evlenmesin. Öyle bir evlenmesin de göreyim. Elimde senetlerin var. Binerim tepenize, alırım senetlerin parasını. Yeter ya, yeter. Ne laftan anlamaz adamsın sen be. İstemiyor ablam seni, anlamadın mı hala? Evlenmeyecek seninle. Bahar. Ne baharı anne ya, ne baharı? Canımızı mı alacaksın? Yok işte para mara. Çalışır öderiz. Ne diyorsun lan sen? Düş artık ablamın yakasından diyorum sana. İstemiyor seni. Kem gitti zaten o. Zor gelir. O herifle kaçtı değil mi? Ne? Görürsünüz lan siz. Oğlum Alper! Alper! Gördün mü yaptığını? Ha gördün mü? Adamı boş yere celallendirdin. Ne yapacağız şimdi biz? Bahar, bak kızım Allah aşkına deli etme beni. Kim bu Kuzey? Kuzey abi işte. Kız sen beni oyalama, vallahi çakacağım ağzım üstüne bir tane. Vur anne, vur. Senin gücün zaten sadece ablama yetiyor. Allah'ım sen bana akıl fikir ver yarabbim. Sen bana sabır ver kızım. Kızım kim bu Kuzey ha? Söyle hadi. Söyle yavrum. Kim bu adam? Bunun bir soyadı falan yok mu? Ha? Nereye götürdü ablanı? Nereye götürdüğünü bilmiyorum anne. Kızım niye böyle yapıyorsun? Bak ya ablana bir kötülük ederse? Kuzey abi öyle biri değil ki. Sen nereden tanıyorsun Kuzey'i ha? Ne biliyorsun? Ya hırsızsa, ya katilse, ya ablanı kötü yola düşürürse? Allah korusun anne, deme öyle. Kızım hadi Allah aşkına bak söyle. Nereye gitti bunlar? Bilmiyorum anne, vallahi bilmiyorum. Allah'ım sen yardımcım ol. Adı Kuzey de soyadı. Soyadı ne? O ne? Kuzey abinin kartı. Sende ne arıyor? Bana vermişti alışveriş yap, para çek diye. Burada yazıyor. Kuzey Bozbey. Kuzey Bozbey. Sen bu kartın şifresini biliyor musun? Biliyorum. 17-23. Adam çok zengin. İçindeki parayı duysan var ya aklın şaşar. Kuzey abi öyle kötülük yapacak biri değil. Demek çok para var. Şimdi gidiyorsunuz Cavit Hanım. Alper senedi bozdu diyorsunuz. Paranızı alıyorsunuz. Tamam abi. Dağıtın ortalığı iyice.
İyice korkutun gözlerini. Hatta öyle bir korkutun ki Sıla'nın yerini söylemek zorunda kalsın. Ya söylemezlerse? Söylemezlerse bağır getir bana. Kardeşini alınca eşek gibi çıkacak mısın ortaya? Hadi. Hadi göreyim seni. Anne, ne oluyor? Dur, bırakın. Anne, ne oluyor? Allah aşkına yalvarıyorum, yapmayın, bırakın. Ne yapıyorsunuz? Paralar nerede? Nereye sakladın, söyle. Ne parası? Alper'in verdiği 200 bin. Alper senetlerini bana sattı. Hemen paramı ver, yoksa çok kötü olur. Yok. Yok, yemin ediyorum. Vallahi yok, billahi yok. Yok ya. Yalvarırım, yapmayın. Ne olur yapmayın. O zaman Sıla'nın yerini söyleyeceksin. Nerede Sıla? Kardeşim, niye inanmıyorsun? Bilmiyorum, söyledim ya. Bilmiyorum. Kadın, delirtme beni. Ya paranın yerini söyleyeceksin, ya Sıla'nın. Söyledim ya, para da yok, Sıla da yok. Bilmiyorum nerede olduğunu. Yok demek. Yok. Kardeşim, yapmayın Allah aşkına. Hadi, hadi ne olur işinize gidin. Bende para da yok. Hiçbir şey de bilmiyorum. Peki, gidelim. Ama yalnız gitmeyelim. Bunu al. Anne. Anne. Sakın. Kızı bırakma. Sakın. Ya para, ya Sıla. Yoksa kız bizimle gelir. Hayır, anne. Kardeşim, söyledim ya. Bilmiyorum. Sıla'nın yerini bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Anne. Sıla, sakın. Sakın. Bırak. Hayır. Bahar. 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 Ne yaptınız? Aldınız mı bari? Güzel. İyice korkutun. Korkutun ki Sıla çıksın orada. Değil mi? Hadi. Anne! Bırak! Bırak! Anne! Bahar! 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 Kızım! 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 Bahar! Bilmiyorum Sıla'nın yerini, bilmiyorum. Bırakın! Hayır! Bahar! Kızım! Bahar! 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 Kuzey! 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 He anacığım, he. Ne oldu yine? E dedim ya anne, Sıla hasta. Ya yok bir şey. İsteyeceğiz tabii. Evleneceğim ben onunla. Yarın gideriz, merak etme. Tamam, hadi kapat, ben ararım seni. Lan ne bu haliniz? Abi orada biri var. Sıla'dan uzak durun dedi. Mahvetti bizi. İyi misin abla? Çok korktum abla. Alper senetleri bunlara satmış. Ya 200 bini verin ya da Sıla'nın yerini söyleyin dediler. O yoksa da beni... Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden oldu. Ya sen niye söz verip gidiyorsun? Sen he dedin diye biz de adama söz verdik, adam da borçlarımızı ödedi bizim. Anne bağırma. Ne bağırması? Bir de
bana bağırma diyor. Ya sen niye vazgeçiyorsun? Niye bırakıyorsun adamı? Söz günü niye gidiyorsun? Ya görüyor musun? Az kalsın kardeşini götürüyorlardı. Ya Alper önce evet dedi, sonra da söz günü kaçtın. Ya adamlar yine gelirse, ya bizim canımızı alırlarsa, ya senin yüzünden... Baba! Dokunma dedim. Al bak param burada. Al param burada al. Al. Git şimdi o adamın borcunu öde. Ya sen ne biçim annesin ya? Sen ne biçim annesin? Bu devirde kızını parayla mı sattın sen? He? Al topla git süt parası mı neyse git ver hadi. Bana bak. Sıla o adamla evlenmeyecek. Duydun mu beni? Ne diyorsun lan sen? Nasıl biriydi? Bu Kuzey'den en herif mi? Bilmiyorum abi. Sıla'ya yanaşmayacaksınız dedi. Herhalde avuklusu abi. Kes, kes. Ulan iki tane adamsınız be. Utanmıyorsunuz da. Vallahi anlamadık abi. Ne oldu demeye kalmadan indirdi bizi. Kalıbınızdan utanın ya. Ulan iki kişi bir adamla baş edemediniz mi? Al topla hepsini topla al. 200 binden fazla var orada. Git. Git borcunu öde hadi git. Bir de bakıyorsun. Bu kızı rahat bırakacaksın tamam mı? Kimse kimseye istemediği bir şeyi yaptıramaz. Borç olsa bile yaptıramaz. Boyun eğmeyeceksin. Hukuk var bu ülkede. Adalet var. Köle değilsin sen. Sana zorla yaptırılan bir şeye boyun eğmeyeceksin. Duydun mu beni? Eğer sana zorla bir şey yaptırırsa çekip gideceksin. Bakmayacaksın. Hadi git abla. Hadi git. Anne. Anne ver elini öpeyim. Adam bu kadar zengin mi? Kız söylesene bak Sıla'yı aldı gidiyor. Adı neydi bu adam? Mucize. Sen nereye? Seninle geliyorum. Hani anneme parayı geri verdin ya süt parası diye aldı. Sen verdin şimdi o parayı. Ben de seninle... Benimle ne Sıla? Benimle ne? Seninle gideriz sanmıştım. Sıla sen ne saçmalıyorsun ya? Sen köle değilsin. Sen alınan satılan bir mal değilsin. Anladın mı beni? Neden verdin o kadar parayı peki? Sıla, sana söylemiştim. Sana olan can borcumu bir gün öderim demiştim. Ödedim. Bitti gitti. Tamam mı? Fazlası yok. Ben de sanmıştım ki... Sıla! Bak sana söylediklerimi unutma. Sen köle değilsin Sıla. Hiçbir şeye boyun eğme. Sıla. Yürü hadi gidiyoruz. Al bu parayı gidelim borcunu ödeyelim hadi. Hadi. Peki sonra ne yapacağız? Sonrasına bakacağız. Hoşça kal. Gitti bu.
Bak, bak gördün mü? Gördün mü elin oğlunu? Seni bıraktı gitti. Buna mı güveneceksin? Buna mı güveneceksin? Kime güveneceğini anladın mı? Bu muydu ha? Bu mu koruyacak seni? Söylesene, bu mu koruyacak seni? Yürü eve, yürü. Yürü, bana hesap vereceksin, yürü. Yürü! Anne, yürü kız sen de. Anne, anne. Yürü. Girin içeri. Ulan iki kişisiniz be. Bir adamla baş edemediniz mi? Kalıbınız o yüzden. Ne oldu lan? Abi, abi işte bu. Sınayı alan adam bu abi. Bu. Ne diyorsun lan? Evet abi, bu. Ulan şimdi yakaladım seni. Bin arabaya, hadi bin. Çabuk. Hadi bin. Abi. Ulan nereye gitti adam? Sağa mı gitti, sola mı gitti? Sen de mi görmedin? Ben de görmedim abi. Lan Allah kahretsin be. Ne yapacağız şimdi? Ulan iki tane koskoca adam, bir tane işi başaramadınız. Berbat ettiniz her şeyi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ay, ah Kuzey, ah. İçim bir kötü oldu gene ya. Ay ne yapacağım ben? Bülent arayayım. Hadi Bülent, hadi. Aç şu telefonu. Açmıyor. Allah'ım nerede bunlar, nerede? Neredesin be oğlum, neredesin? Gene niye ulaşılamıyor telefonuna Kuzey? Ay kafayı yiyeceğim artık ya Rabbim. Ay ne yapsam? Of. Bülent arayayım bari gene. Hadi Bülent hadi. Ah kardeşim. Ya neredesin Bülent, neredesin? Kaç kere aradım, Kuzey de açmıyor. Yok, yok. Kapalı gene, ulaşılamıyor. Geleceğim dedi yahu. Başına kötü bir şey mi geldi acaba kardeşim ha? Ya ne bileyim. Ah, Bülent. Kapı çaldı. Kuzey geldi galiba, kapatıyorum oğlum. Hay Allah'ım inşallah. Kuzey. Hülya kızım. Vallahi bir kere daha sarılacağım. Ay nasıl özledim, nasıl özledim. Kızım insan bir haber verir yahu. Nasıl geldin, kimden geldin, ne zaman yola çıktın? Hülya, biliyor musun Kuzey de geliyor bugün. Allah'ım sana binlerce kere şükür olsun. Bu ev bize uğurlu geldi. Evlatlarım burada ilk defa seneler sonra bir araya geliyor yahu. Ay. Ay. Otur. Hülya, ne oldu? Bir şey mi var? Ay, korkutma beni, Allah aşkına bak. Anne, Kuzey. Kuzey ne? Kuzey nerede? Anne, Kuzey'in arabası kaza geçirmiş. Ne? Allah! Anne, anne, anne. Ne kazası? Daha dün konuştum. Bugün gelecekti benim yavrum. Bugün gelecekti. Anne, anne ne olur sakin ol. Annem yapma ne olur. Anne, anne, anne sakin ol. Ay yavrum. Yavrum. Ay. Anne. Annem kendine gel, ne olursun. Oğlum. Oğlum.
Hülya biliyordum. Vallahi billahi biliyordum. Seni öyle aniden karşımda gelince kötü bir haber gelecek dedim. Götür beni. Anne, götür. Anne bir dur. Anne bir dur. Ne olursun yapma. Lütfen ne olursun yapma. Ay yavrum. Nerede olmuş kaza? Nerede, çabuk söyle. Anne bir sakin ol. Bak İsmet'i aradılar. Arabaları sigortasını yapan şirketin sahibi onun arkadaşıydı ya. Araba pert olmuş anne. Ay yarabbim. Anne başka haber yok. Ne olur dur. Yavrum. Başka haber yok. Kuzeyim nasıl? Kuzeyim nasıl? Bir haber nasıl yok? Ara dayını. Dayını hemen ara, o bulur. O bulur, hemen bulur. Hadi. Hadi ara. Ah yavrum benim. Ah gördün mü sen? Abla. Ay. Ablam. Abla. Abla iyi misin? Ay canım benim ya. Ha? Başımıza gelen felaket. Hülya abla sen ne zaman geldin? Doğru mu? Güzel bir kaza yapmış. Nasıl şimdi ya? Güya düğünle gelecektik. Şu halimize bak. Nedir bu başımıza gelen felaket? Ne bu felaket? Ablacığım sen iyi misin? Ha? Bülent. Kuzey. Araba yanmış. Bülent yanmış. Ya şimdi ablacığım bak bir sakin olur musun sen lütfen? Lütfen bir sakin ol. Nerede yanmış araba? Ha? Dayım İstanbul dışında, İsmet yazmıştı bak şurada. Ver bakayım. Bak. Oh vallahi. Ablacığım sen Kuzey'le ne zaman konuştun en son? Önceki gün. Geleceğim dedi. Ama ondan sonra da telefonu hep kapalı, hep kapalı. Hiç ulaşamadım kardeşim, ulaşamadım. Kıyamam sana. Elif'i bu kadar mı çok seviyordu? Onun yanına mı gitti? Şşşt! Ya ne diyor? Melis, hastanelere falan sordunuz mu? Hiçbir yerde yok. Ben arabanın çekildiği yere gideyim. Beni de götür Bülent, beni de götür. Abla, abla. Anne. Abla, abla. Kapı çalıyor. Anne böyle mi olacaktı anne? Ya bir sakin olun, bir sakin olun ablacığım. Ay, bir şey yok bak anam. Biz yanınızdayız. Ay, 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 ay. Abla. Abla. Kuzey abi. Ne oluyor burada? Kuzey. Kuzey. Kuzey, kuzum benim, Kuzey. Yavrum. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. İyiyim anneciğim, iyiyim. Çok büyük bir yanlış anlaşılma olmuş. Abla, hoş geldin. İnanamıyorum. Asıl sen hoş geldin Kuzey'im. Ay çok şükürler. Ah be Kuzey. Oğlum kaza yapmışsın, araban yanmış. Bizim niye haberimiz yok? Ah Kuzey'cim. Neler yaşadın sen? Araba yanmış diyorlar. Sen nasıl çıktın arabadan? Oğlum nasıl çıktın? İyiyim anneciğim, bir sakin ol. Her şeyi anlatacağım, merak etme. Seni o arabadan kim çıkardıysa, sana kim yardım ettiyse... ...Allah'ım da onları sonsuza kadar korusun, kurban olduğum Allah'ım yarabbim. Hadi oturalım şöyle, ayakta kalmayın. Al bakalım sana. Geç ablacığım. Geç oraya. Hadi anlat bize. Neler oldu? Ne yaptın? Onca zaman nerede kaldın? Hepsini anlat ne olur. Oğlum. Ne olur konuş biraz bizimle ha? Meraktan öldük yahu bunca zamandır. Tamam. Sorunu anlatayım. Ne merak ediyorsanız sorun, anlatacağım. Sürerken dalıp gitmişim. Sonra aracın hakimiyetini kaybettim.
yoldan çıktım, ağaca vurdum işte, hepsi bu kadar. Aman oğlum, verilmiş sadakamız varmış. Allah'ım korumuş seni, bize bağışlamış yavrum. Araba nasıl yandı peki? Nasıl çıktın o pert olmuş arabadan? Hadi, Allah. İyi misin? Ha. Hadi. Bırak. Hadi, bırak. Araba yanacak, hadi. Bırak beni. Hadi lütfen. Bırak. Hadi kurtulacaksın. Bırak, istemiyorum. Hadi, araba yanacak, hadi. Bırak, istemiyorum. Bırak. Hadi, hayır olmaz, hadi iyileşeceksin, kurtulacaksın, hadi. Hadi. Gel. Konuşalım. Hayatını ona borçluyuz. Kimmiş o? Adı ne? Ya adını ne yapacaksın anne? Çıkardı beni işte arabadan. E, doktoru da mı o götürdü? Hayır. Doktora gitmek istemedim. Nasıl yani? Hiç doktora gitmedin mi? O baktı bana. İyiyim şimdi. Tamam mı? Bitti mi sorularınız ha? Yeter mi? Tamam anne, hadi. Yeter bu kadar. Başka sorunuz yoksa ben çıkıyorum. Tamam oğlum. İşe mi gidiyorsun? Dayın da ofistedir. Git orada şöyle bir konuş, kafan dağılsın. Yok. Ofise gitmeyeceğim. Zaten birkaç tane müvekkilim kaldı. Onların davaları bitene kadar buradan idare ederim artık. Sonra ablacığım, sonra ne yapacaksın? Sonrasına bakacağız. Tamam. Ben odamdayım. Anne, anne Kuzey hiç iyi değil. Ne yapalım Hülya? Benim aklımda bir şeyler var ama. Ne? Anne, Kuzey'i kurtarsa kurtarsa bir kız kurtarır. Hayırdır? Ne diyorsun Hülya sen? Anne, Kuzey'i evlendirmemiz gerekiyor. Terbiyeli, düzgün bir kız bulup onu yuvasını kurmamız gerekiyor. Bak biz yaralarını saramayız onun. Hem dert ortağı olur. Belki biraz kendine gelir. Ceza hukuku. Ceza hukuku. Neydi o ya? Güzel ceza hukuku. Kaçtık bakayım. Oğluşum. Ay bak şuna bak, bak, bak. Ablan yağlama yaptı. Kardeşim uzun zamandır yememiştir, özlemiştir, bir yesin dedi. Hadi yavrum, iki lokma alıver şundan ha. Eline sağlık. Canım istemiyor sonra. Şey, hani şu kaza yaptığın yer var ya. Biz ablanla
Ay adı neydi oranın, neyse. Biz ablanla oraya gidelim de şu sana iyilik yapanlara, sana faydası dokunanlara bir borcumuzu ödeyelim. Anne! Benim kimseye borcum yok. Tamam? Şimdi eğer biraz izin verirsen çalışmak istiyorum. Ama iki lokma yiyeceksin. Vallahi olmaz yani. Darılırım şimdi. Hadi. Anneciğim, al şunu. Sonra. Tamam? Teşekkür ederim. Sağ ol. Elini bile sürmedi. İki laf edeyim dedim. Ağzımı açtırmadı. Kendi de konuşmuyor. Ay, demiştim ben sana anne. Görmüyor musun? Kuzey yaşamıyor. Nefes alıp veriyor sadece. Ne yapalım peki? Böyle gözümüzün önünde eriyip gitmesini mi bekleyelim kızım? Anne ben sana söylemiştim. Onu iyi edecek tek bir şey var. Aşk. Kuzey'e bir kız bulmamız lazım. Ona iyi gelecek. Elif unutturacak, yaralarını saracak bir kız. Anne, anne Kuzey'i acil evlendirmemiz lazım. İyi de öyle bir kızı nereden bulacağız? Anne, anne şuna bak. Hamide ablanın kızı. Aman yok. Onu geç. O anasına çektiyse çenesi düşüktür bunun. Geç geç aman geç geç. Anne. Salman abinin kızı vardı hani, Müge. Hani Ankara'da eğitim aldı, döndü. O nasıl? Ha anne? Ha, düzgün kız. Hani var ya Gülsümlerin düğününe geldiydi. O da Kuzey'e göre değil, onu da geç. Ay annem ne belli, ha? Ne belli? Ay anam ben biliyorum onu ya. Sus pus kızım biri. Benim oğlum zaten bunalımda. O sus pusun yanında iyice bunalıma girecek çocuğum. Ay, tamam anne, tamam. Ay hem bizim memlekette Kuzey'e hayır diyecek kız mı var, ha? Kimi istersek olur. Ben inanıyorum anne. Ben inanıyorum. Ah, anne! Ay Zehra vardı. Bak o kardeşime iyi gelir, ha? Ah, Kuzey'ime layık bir kız bulacağız. Ben inanıyorum. İnşallah o iyi edecek kardeşimi. O düğümlenen kalbini o çözecek. İyi gelecek kardeşime. Solağın yüzünü güldürecek. Kilit vurduğu dilini çözdürecek inşallah. Anne. Anne bak bir de bu var. Aysun. Şu soldaki. Çok güzelmiş vallahi. Hem de nasıl var ya. Sen bir de marifetlerini gör. İzmir'de okudu, anası da gitti başında durdu. Ay böyle terbiyeli, kültürlü, görgülü. Geçen hoş geldiğine gittik. Ay bir mantı döktürmüş anne, parmaklarını yersin. Anne bu kız iyi gelecek Kuzey'ime, bak bir gör. Ay aferin vallahi, böyle her işi bileceksin işte. Ay tabii anne ya, hem görgülü hem terbiyeli. Tam istediğimiz gibi. Bir de tatlı dilli, bir görsen böyle Kuzey'i iyi edecek. İyi de. Biz bunu Kuzey'e nasıl söyleyeceğiz ha? Anne şöyle yaparız. Kızı buraya getirtiriz. Tamam mı? Ne diyecek Kuzey? Ay git mi diyecek kıza? Ha? Bir şey diyemez. Sonra da zamanla alışırlar. Ay bir bakarsın böyle bir kıpırtı olur Kuzey'de de ha anne? Olur mu olur? Olur mu dersin ha? Anne niye olmasın? Ateşle barut yan yana durur mu? Ha? Bak göreceksin, kurarız yuvalarını. Mis gibi. Ne oluyor burada? Hı? Ver. Yok, Kuzey. Ver, ver, ver. Bu ne? Kim bu anne? Hiç oğlum. Yok bir şey. Var bir şey anneciğim, var bir şey. Ben sizin konuştuklarınızı duydum oradan. Var bir şey. Kız gelecek, benimle evlenecek, bana iyi gelecek öyle mi? Ha? Ablacığım bak bir dinle önce. Bak bu Aysun var ya bir görsen senin kalbini iyi edecek. Bir insanın kalbini ancak aşk iyi eder. Aysun'u bir gör... Yeter! Bir daha... Bir daha sakın böyle saçma sapan şeylerle benim karşıma çıkmayın. Duydunuz mu beni? Oğlum, nereye kadar gidecek bu?
Yalnızlık Allah'a mahsus oğlum. Ne var sanki, bir konuşsan, bir tanışsan belki kalbin... Anne! Benim artık bir kalbim yok, tamam mı? Benim kalbimin yerinde artık sadece bir taş var. Dünya üzerindeki hiçbir kadının gücü bu taşı kırmaya, yumuşatmaya yetmez. Anladınız mı beni? Kuzey. Kalbim artık taş duvar. Eğer bir daha bu konuyu açarsanız kalbinizi kırarım. Çeker giderim bu evden, yüzümü falan göremezsiniz benim, tamam mı? Kuzey, bak bir insanın kalbini ancak aşk iyi eder. Neden anlamak istemiyorsun ha? Sen böyle biri değilsin. Bitti. Dünya üzerinde öyle bir kadın yok diyorum size, yok. Nereden biliyorsun? Masumiyet, vicdan, iyi bir kalp, güzel bir gülüş, herkes yumuşatır. Yok! Tamam kızım, aradığını söylerim. Kuzey, seni biri arıyor. Hayırdır sabah sabah, kimmiş? Sıla diye bir kız. Sıla mı? Tanıdığın biri mi? Kim bu Sıla? Kimsin sen? Deniz kızı. Olmaz Ali. Hastasın zaten. İyi misin? Çok mu ağrın var? Senin adın Sıla değil mi? Annen seslenirken duydum. Benim adım Ali değil. Kuzey. Kuzey. Memnun oldum. Sen nereye? Seninle geliyorum. Hani anneme parayı geri verdin ya, süt parası diye aldı. Sen verdin şimdi o parayı. Ben de seninle... Benimle ne Sıla? Benimle ne? Seninle gideriz sanmıştım. Demek peşimden buraya kadar geldin ha? Abla, sen Sıla demedin mi? Hani Sıla? Sıla işte öyle dedi. Merhaba Kuzey Bey, Sıla ben. Stajyer olarak yeni işe başladım. Ha, hatırladım, tamam. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bülent Bey size Şahinler dosyasını iletmemi istedi incelemeniz için. Buyurun. Tamam, bakarım ben, sağ ol. Teşekkürler, kolay gelsin. Kolay gelsin. İşe başlamış. Yok yok. Bu Sıla o kız değil. Kuzey başka birinden bahsediyor. Tanımıyor mu? Kuzey onun burada ne işi var diye söylenerek gitti. Oradaki Sıla kim o zaman? Bilmiyorum. Çıkar kokusu. Allah. Ablam börek yaptım senin için. Seversin. İstemiyorum abla. Ben sabahları kahvaltı yapmıyorum biliyorsun. Ay ablası, çok üstüne gitme onun. Akşama bir mantı bükeriz, onu yer. Değil mi oğlum, yersin? Kayseri'den ben tereyağı da istettiydim. Şöyle bir sos yaparız mis gibi. Sumak var mı evde? Ay yoksa Mesut'u aldırttırayım. Yersin değil mi kuzum benim? Olur. Kuzey, ablam Sıla kim? Hani sen hastayken sana baktı ya, o kız mı yoksa ha? Deminki stajyer kızdı, o zannettin. Hastayken sana o mu baktı? Vallahi gitsek de bir tanışsak ha. Hem de şöyle bir teşekkür mahiyetten ya da buraya çağırsak ha kızım? Ay ne güzel olur annem ya. Acaba kendi de güzel mi adı gibi? Ne iş yapıyor? Senin gibi avukat mı o da? Yeter. Kapatın artık şu konuyu ya.
Efendim? Evet. Tamam. Kim? Sıla Peker. Hangi karakolda? İfade mi vermem gerekiyor? Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Anne, Sıla mı dedi? Karakol mu dedi? Ne olmuş? Oğlum! Nereye gidiyorsun sabah sabah? İşim var anne. Ne işiymiş o? Ben de geliyorum, ben de geleceğim. Ben de geleceğim o zaman. Ay ne güzel olur. Ben de geldiğimden beri hiç dışarıya çıkmamıştım. Şöyle boğazda bir çay içsek ha? Evet, evet. Ya işim var, işim. Araba kapıda. Mesut'a söyleyin, nereye gitmek istiyorsanız götürsün sizi. Allah Allah. Ay anam. Vallahi billahi burnundan soluyor. Yürü anne, yürü yürü hadi. Kız nereye? Anne duymadın mı? Sıla dedi, karakol dedi. Ne olup bittiğini öğrenmemiz lazım bizim. Kız dur. İki ayağımı bir pabuca sokma. Belki kazayla ilgili bir şey için gidiyordur ya. Anne o zaman niye Sıla dedi? Ha? Bak neler olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bir şeyler oluyor. Bu Sıla kim? Kuzey bunu nereden tanıyor? Ne olup bittiğini öğrenmemiz lazım. Hadi kalk, sofrayı sonra toplarız. Böyle mi kalsın? Aman anne, hadi hadi. Hep deli, hep deli. Şunu alın. Eve yiyecek içecek bir şeyler alın. Yok canım. Bir şeye ihtiyacımız yok. Mutfakta her şey var. Acıktın mı sen? Sen az bekle, ben hemen bir şeyler hazırlar gelin. Bekle, bekle. Al şunu. Al dediklerimi yap hadi. Vallahi olmaz. Misafirsin sen. Almazsan giderim. Şaka yapmıyorum. Senin adın ne? Bahar. Bahar. Şu kartı al. Söylediklerimi yaz. Evin eksiklerini al gel. Bu sokağın başında taksi düğmesi gördüm. Hatta şey taksiye git. Hiç yürüme. Tamam mı? Al. Al şunu, bakma ablana hadi. Söylediğimi yap. Sana kartın şifresini de söyleyeceğim. Bana da para çek, tamam mı? Bana lazım. Ya bu Mine vardı hani, şu bankada çalışan arkadaşın. O aradı. Evet. Ya Kuzey, senin kredi kartından var ya, bir harcamalar yapılmış, bir harcamalar. Mudanya tarafında. Bir 3.000, bir de tam 5.000 lira oğlum. Yetmedi ha. Verdiğim paralar yetmedi. Ben alamam bunu, çok para bu. Ay kızım. Ay kızım yavaş yavaş, vallahi bir yere çarpacaksın şimdi. Ay anne ne güzel sürüyorum işte, germe beni Allah aşkına. Ay Allah aşkına, bu mu senin güzel sürmüş halin ya? Keşke Mesut'a söyleseydik de o götürseydi bizi. Bak o zaman Kuzey'in peşinde olduğumuz anlaşılırdım. Sen güven bana. Bak, bak şimdi ne güzel dönüyorum bak. Oh. Ay, ay kızım yavaş. Ay Allah aşkına yavaş, vallahi kasıldım. Oh. Üf anne ne yapayım ben, ne yapayım? Virajda mı girmeyeyim anne? Gir, gir. Ben sana girme demiyorum ama. Yavaş, sakin, sakin. Gir bana. Sen bana değil anne. Yola bak, yola, yola. Hadi. Ay anne, nereye kayboldu bu oğlan? Ha? Sana yola bak demedim mi anne? Ay vallahi içim dışıma çıktı. Nereye bakacağımı şaşırdım. Sana mı bakayım, yola mı bakayım? Ay burada korkudan kaç kere hatim indirdim ya. Ay annem. Ne güzel kullanıyorum işte. Ay, ay sanki çok güzel kullanıyormuş gibi de direksiyonu bıraktı. Kızım tut şunu, tut. Vallahi çok korkak çıktın ha. Tamam tamam, telefonumu arıyordum. Ay
Allah'ım. Sıla'yı bulacağız derken bu bizi başka bir Sıla'ya götürecek. Ya Rabbim yardım et bize. Tamam tamam sakin. Oraya mı döndü acaba? Allah ya oraya döndü. Ay yavaş baksana aynadan öteki taraflara bak. Bakıyorum anne aynalar hakimiyetim altında tamam. Tamam. Ay görüyor musun? Yok işte olan yok. Zaten midem ağrıdı. Ay Allah'ım yarabbim kızım yok işte hadi dön artık dön ne olur dön hadi. Anne bir dur. Yer yarılıp içine girmedi ya. Nerede peki nerede? Dur. Anne ne dedi? Telefonla ne dedi? Karakol dedi. Navigasyonu aç karakola bakalım hadi. Kızım ben öyle vizyon ne vizyonsa ben anlamam ki ondan ne demek o. Ben de o yüzden zaten telefona bakıyorum ya. Ay gene bu bıraktı direksiyonu. Kızım tut şunu Allah aşkına bak vallahi bir yere vuracağız şimdi ya. Tamam annem tamam. Şimdi. Yok annem sen güven bana. Sakin. Bak ne güzel kullanıyorum ben. Sakin ol. Ay yavaş kuzum yavaş ne olur yavaş. Tamam anne. Bak sen beni heyecanlandırıyorsun vallahi ha. Ay Allah aşkına çek şu kenara. Biz taksiye binip de dönelim. Tamam taksiye binip de dönelim hadi. Anne gözünü seveyim ya bir sus. Hem kim bu Sıla? Kuzey nereye gitti? Hiç şunu çalmasın artık yeter. Ay ne güzel çalıyordu anne niye kapatıyorsun? Ay şimdi aklını karıştırmasın o. Aklını karıştırmasın. Ay Allah'ım ne olur şu Kuzey bir an önce bulalım da ben de sağ salim şu arabadan bir kendimi aşağı atayım ya. Anne vallahi bu kadar da değil yani. Ay gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Ay Allah. Aşk olsun yani ha anne. Vallahi. Ay tamam. Yavaş dön. Bunlar hızlı gidiyor sen değil ben de. Ne güzel dönüyor. Ay tamam. Ay vallahi yavaş ne olur. Vallahi ter çıktı böyle her yerimden. Ay dönelim artık kızım eve ne olur dönelim. Bak. Yok Kuzey yok bak nerelere geldik baktık. Ay annem bir dur. Bak navigasyon karakol şurada diyor bak. Karakolu bulacaksın da ne yapacaksın ha? İçeri girip Kuzey burada mı diye soracaksın. Ay daha neler anne ya. Olur mu öyle şey? Bakalım o sıra denen kız da mı onu göreceğim ben. Kızım Allah aşkına bırak şu telefonu da şu direksiyonu tut ya. Daha sen direksiyonu doğru dürüst tutamıyorsun. Bırak. Ay, annem bıt. Anne bir dur ne olursun. Hasbinallahim en iyi ver bekle. Allah'ım bizi mi sınıyorsun bugün? Bak buradan ineyim sağ salim fakir doyuracağım. Allah'ım lütfen ya. Ya sen bir de bana gurur yapıyordun ya. Ya paranı almam diyordun. Ya sen benden yardım isteseydin ben zaten sana yardım ederdim. Kuzey ben para istemiyorum. Ya ne istiyorsun o zaman? Ne istiyorsun? Ya sen benden 200 bin değil 500 bin isteseydin ben sana 500 bin lira da verirdim. Ama yeter. Ben aptal değilim. Kuzey ne olur bak dinle. Ben de senin gibilere yedirecek para yok. Tamam mı? Git bu kurnazlıklarını başkasına yap. Kuzey anlamıyorsun. Bak ben Alper'den kaçtım. Niye kaçtın Alper'den? Annen anlattı daha düne kadar o adamla evlenecekmişsin. Ne oldu? Ne oldu da bir an vazgeçtin ya? He? Zengin bir adam buldun peşinden mi koştun? Kuzey. Al. Al tamam mı? Al bunların hepsini al. Al bu da sana son. Tamam mı? Bu da sana son iyiliğim. Git köyüne dön. Ya sen bu kılığınla kıyafetinle beni kandırabileceğini mi zannettin? Ha? Senin bu kurnazlıkların ancak oradakilere söker. Anladın mı beni? Kuzey. Kuzey. Kuzey ne olur gitme. Kuzey ne olur gitme Kuzey. Ah Kuzey değil mi o? Ay vallahi o. Hülya dikkat et. Anne! Ne oldu? Anne öldü mü?